Türkiye'de nüfus ve yerleşmenin dağılışı üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır? Yer şekillerinin engebeli olduğu yerlerde, yükseltinin fazla olduğu yerlerde nüfuslanma azdır. İklimin sert, kışların uzun olduğu yerlerde nüfuslanma azdır. Sanayinin geliştiği yerlerde, ulaşımın geliştiği yerlerde nüfuslanma fazladır diyebiliyoruz. Fakat bitki örtüsüyle ilgili böyle bir genelleme yapamayız. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Türkiye'de nüfus ve nüfusun ile ilgili yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? Doğu Anadolu'da kar yağışı ve donlu gün sayısının fazla olması nüfusun az olmasına yol açmıştır. Bu bilgi doğrudur. Ana yollara alan uzak kalan yörelerde ulaşım sorunundan dolayı nüfuslanma azdır. Bu bilgimiz doğrudur. Tarama elverişli, verimli düz arazilerde nüfuslanma fazladır denilmiş. Bu bilgi de doğrudur. Bundan dolayı verilen 3 öncülde doğru olduğu için doğru cevabımız E seçeneğidir. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangilerinde nüfus yoğunluğu daha fazladır deniliyor. Türkiye'de iç kesimlerde genel olarak nüfus yoğunluğunun az olduğunu biliyoruz. Özellikle doğu kesimlerimizde ülkemizin Ankara'nın doğusunda kalan kısımlarda genel olarak nüfus yoğunluğunun az olduğunu söyleyebiliriz. Fakat Çatalca Kocaeli bölümü gibi yani İstanbul ve Kocaeli gibi İzmir, Manisa çevreleri gibi yerlerde nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının oldukça üzerindedir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda verilen ekonomik faaliyetlerden hangilerinin geliştiği yörelerde mevsimsel nüfus hareketi daha fazladır denilmiş. Tarım faaliyetleri mevsimlik faaliyetler olmasından dolayı, turizmin mevsimlerle ilişkisi olmasından dolayı turizme bağlı Nüfuslanma mevsimlik nüfuslanmadır. Fakat madencilik faaliyetleri ve sanayi faaliyetleri mevsimlik olmadığı için bütün bir yılı kaplamasından dolayı mevsimsel nüfus hareketlerinin daha az olduğunu söyleyebiliriz. Daha fazladır denildiği için doğru cevabımız 1 ve 3. Yani B seçeneği doğrudur. Buna göre Mezopotamya'da ilk uygarlıkların kurulması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz denilmiş. Mezopotamya'da ilk uygarlıklar kurulan ilk uygarlıklar tarıma bağlı olan uygarlıklardır. Bundan dolayı iklim koşullarının uygun olması, su kaynaklarına yakın olması, verimli tarım alanlarının bulunması ve yer şekillerinin elverişli olması çok etkili olmuştur. Fakat o dönemde sanayi faaliyetleri olmadığı için Mezopotamya'daki yerleşmelerde sanayinin bir etkisi söz konusu değildir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Haritada verilen taralı alanlarda nüfus ve yerleşmenin yoğun olmasını özelliklerinden hangileri daha fazla etkilemiştir? Haritada verilen bölgeler Bursa çevresi, İzmir Manisa çevresi ve Adana olduğunu görüyoruz. Bu bölgelerde verimli tarım alanlarının bulunması, sanayileşmenin yoğun olması etkili olmuştur. Fakat bu bölgeler maden rezervi bakımından zengin bölgeler olmadığı için bu unsurun etkisini söyleyemeyiz. Bundan dolayı doğru cevabımız 1 ve 3. Yani C seçeneği doğrudur. Aşağıda verilen kentlerin hangisinde nüfus miktarının ve nüfus yoğunluğunun fazla olmasında madenciliğin etkisi daha azdır denilmiş. Batman'da petrol rafinerisi bulunur. Bundan dolayı nüfuslanmada etkisi vardır. Zonguldak'ta taş kömür rezervleri vardır. Divri'de demir madeni vardır. Soma'da linyit rezervlerimiz vardır. Bundan dolayı bu bölgelerin nüfuslanmasında madenciliğin etkisi vardır. Fakat Kırıkkale'de madenciliğin fazla bir etkisi yoktur. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıda verilen ilk yerleşim alanları ve bulunduğu il eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Göbekli Tepe Şanlıurfa'da bulunur. Hacılar Höyü Burdur'da bulunur. Kültepe Höyü Kayseri'de bulunur. Çatal Höyük ise Konya'da bulunur. Konya'nın Çumra ilçesinde. Bundan dolayı burada verilen bilgi yanlıştır. Çayönü Höyük de Diyarbakır'da Ergani yakınlarında bulunur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre yukarıda verilen kentlerimizde yani İstanbul, İzmir, İzmit, Antalya gibi illerimizde nüfus artış hızının fazla olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir deniliyor? İklim koşullarının uygun olması etkili olmuştur. Turizm etkinliklerinin gelişmiş olması burada nüfuslanmasında etkili olmuştur. Tarımsal verimliliğin yüksek olması Antalya'da filan etkili olmuştur fakat ortak bir şey soruluyor Bu bölgelerde İstanbul İzmit İzmir Antalya gibi yerlerde iş olanaklarının fazla olmasından dolayı bu bölgelerin göç alması nüfus artış hızının çok yüksek olmasında daha fazla etkili olmuştur Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir. Yukarıda verilen illerimizin hangilerinde tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması beklenir denilmiş. Tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olması için tarımla uğraşanın çok olması lazım. Tarımla uğraşan nüfusun fazla olması tarım alanlarının tarım alanlarının az olması gereklidir. Rize, ve Hakkari gibi yerlerde yer şekillerinin engebeli olmasından dolayı tarım alanları azdır. Aynı zamanda sanayi ve hizmet sektörlerinin gelişmemiş olmasından dolayı da halkın en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Yani tarımla uğraşan nüfustan fazladır. Bundan dolayı bu bölgelerde Rize ve Hakkari'de tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır. Doğru cevabımız 1 ve 3 yani B seçeneği doğrudur. Aşağıda verilen kentlerin hangisinde nüfusun fazla olmasında tarım, sanayi, ticaret, liman ve turizm etkinliklerinin tamamı etkili olmuştur? Antalya'da sanayinin fazla gelişmediğini söyleyebiliriz. Muğla'da sanayi fazla gelişmemiştir, ticaret gelişmemiştir ve liman fonksiyonu da yine fazla gelişmemiştir. Zonguldak'a baktığımız zaman madencilik ve sanayinin geliştiğini, tarım faaliyetlerinin yapıldığını söyleyebiliriz. Adana'da tarım faaliyetlerini, sanayi faaliyetlerini söyleyebiliriz. Fakat liman fonksiyonu ve turizm fonksiyonu o kadar gelişmemiştir. Fakat bu faaliyetlerin hepsinin tarımın, sanayinin, ticaretin, liman fonksiyonunun ve turizm faaliyetlerinin İzmir'de hepsinin yoğunlaştığını söylemek mümkündür. Bundan dolayı doğru cevabımız A seçeneğidir. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde yıl içinde nüfus miktarındaki değişim daha fazladır denilmiş? Yıl içerisinde nüfus miktarının değişmesinde ekonomik faaliyetlerin mevsimlik olmasının etkisi oldukça fazladır. Haritada gösterilen bölgeler içerisinde 4 numaralı bölge Muğla kıyılarını göstermektedir. Bodrum, Marmaris, Fethiye, Köyceğiz gibi yerlerde turizm faaliyetlerinin yoğun olmasından dolayı bu bölgenin nüfusu yaz mevsiminde normal değerinin birkaç katına çıkabilmektedir. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir.